Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Erdoğan inşallah full'a basmışsındır. Full. Emin misin? Hı hı. Gördüğünüz üzere Filiz hazırlandı gidiyor. Vatana gidiyorum. Ailemizin yanına inşallah. Valizlerimizi hazırladım. Sizler inşallah bu videomu beğenirsiniz. Beğeni tuşuna basarsınız. Abone olursunuz. Valizlerimize ne koydum canlar? Burada daha inanın benim hiçbir kıyafetim yok. Annemle babama, babamın hastalığı için ona lazım olan şeyleri hep aldım. Sağ olsunlar. Hasta için olan malzemelerden Baba. Şurada komşularım da bana verdiler. Baba. Efendim Efe. Baba lan kabul takabilir miyim? Şimdi olmaz anneciğim, biraz bekle. Onları da buraya koydum. İki valizde de onları var. Bu boş. Bunda bir şey yok. Bu kelere gidecek canlar. İçinde belki işte, el bagajı ne olur? Yani el bagajı bu büyük oluyor. Ben bir poşete koymayı düşünüyorum. Sadece ben kıyafetimi alacağım. Bundakileri de canlar buraya koyacağım gene. Bunun içine. Bu boş. Dediğim gibi ikisini aldım. Sun Express'le gideceğiz. Allah nasip ederse. Bu bir reklam değildir. Biletimin varlığından da haberdar oluyorsunuz ama belki Türk Hava Yolları uçağı var ama Sun Express'la gideceğiz. Bu uçağımız canlar, şurada oturabilirsin Erdoğan istersen. Erdoğan beni çekiyor bu arada. Çok da heyecanlıyım. Size demedim. Aslında bu videoyu çekmeyecektim ama sizden saklamak istemedim. Hani tak diye Türkiye'de videomu açmak istemedim. Heyecanlıyım. Anneme, babama, kardeşlerime tabii ki kavuşacağım diye. Ama bir tarafım da her zamanki gibi gene üzgün. Niye üzgün? Uşaklarımla eşim burada kalıyor. Ben yalnız gidiyorum. Hepimiz maddiyattan dolayı tabii ki gidemeyiz. Bir de hani o olsa bile çocuklar da gelmek istemediler teyzeleri. Niye? Onların da bir tatili var. Anne biz gitmiştik 2-3 sefer dediği neneye. Bizde iznimiz var. Burada babayla gezmek istiyoruz. Erdoğan izinli, iş yeri kapalı. Size birkaç sefer söyledim. Çok yukarıdasın ya Erdoğan, abone bakayım ya. Biraz rahatsız ettim. Başım ağrıdı. Benim. Erdoğan izinli, çocukların okulu yok. İşimiz de kapalı. Benim bir işim kapalı. Öbüründen izin aldım. Allah razı olsun verenlerden de. Gene kalktık. Yola çıkacağım inşallah. Siz bu videomu izlerken ben büyük ihtimal bu videomu bu arada sabah atacağım. Siz bunu izlerken ben havaalanında olmuş olacağım. Tabi oralarda çekebilirsem size giderken bir video yapacağım. Çekebilirsem. Aynı eski gittiğim zamanki gibi bir video sabah, bir video akşam atmak istiyorum size. Atabilirsem tabii ki. Bu da benim işim oldu artık. Hem anneme babama bakarım, hem videolarımda siz onları çok seviyorsunuz. Çekebildiğim kadarıyla çekerim. Çok babamın gözüne öyle youtuberlar gibi tabi kamerayı ben çok sokmak istemiyorum. Çünkü içimden bir hisliği bana ki sanki babamı kullanıyormuşum gibi geliyor bana. Hani hasta da bak çekiyor babasını, hasta da ondan para kazanmak istiyor gibi. Olmasını istemediğim için videolarımda benim babam en son gittiğimde çok istiyor. Uşağım açtın mı beni de çek derdi. O ona bir nasıl diyeyim size şey geliyor. Bir heveslik geliyor ona. Bir, sanki bir can arıyor yanında. Ama bu sefer ister mi bilmiyorum. Çok konuşmaya değil. Benim de gözüm görmediği için bilmiyorum. İsterse çekerim. İstemezse bulduğumu çekerim. Onlara bakarım. Ben onlar için gidiyorum. Video için değil. Çekebildiğim kadar çekerim. Bakarsın hiç çekemem. Bilmiyorum durumu çünkü. Böyle canlar. Bunların ikisi böyle pijama turu. Biliyorsunuz ben çorap videosu yaptıydım, bir sürü aldıydım. Onların kalınlarını seçtim, koydum anneme babama. Polar bir şeyler koydum babama üşümesin diye. Benim üstümden daha hiçbir tane dediğim gibi işlerine koymadım. Burada 30 kilo yük hakkım var bu arada. İkisi 31 kilo geldi. 8 kilo da el hakkım var. Onları da bunları aldım canına. Birkaç tane biliyorsunuz. Şöyle bana da Erdoğan resim alırsa çok memnun olurum. Nus knakelerden birkaç tane aldım çünkü yük hakkım yok. Şöyle al en azından. Birkaç kere gittik geldik. Bu yaz izni değil canlar, hediyeli, çikolatalı bir izin değil. Ama gitmişken gene birkaç tane aldım. İsmini göstermeyeyim şöyle. Ben çok midem bulanıyor uçakta. Şöyle bir rayda buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
Bu çok iyi. Uçağa binip de benim gibi midesi bulanan varsa birebir. Her zaman diyorum komşum Nazmiye Bay, Allah hiç bu atmasın. Bana bunu önerdiğinden beri ben 3 senedir izine gidiyorum. Erdoğan Birliği, ben yemek dağıtıldığı an derdim ki Allah'ım yarabbim beni bir yere kapatsalar da hani binmesem ben bu uçağa, bu yemek kısmında böyle böyle iner böyle binerdim. O derecede. Ama bunu aldığım zaman yarım alıyorum bundan ben. Siz bütün de alabilirsiniz. Çünkü beni çok sersem yapar. Onu da istemiyorum açıkçası. Uçağında tadını çıkartmak isterim yani. Erdoğan da sağ olsun böyle biletimi, oradaki Türk hatlarımızı, yanımıza alabileceğimiz Türk paramız var. 250 TL'miz. Havaalanında bir şey alırsın belki dedi. Onu ama alamayacağım. Burada niye alamayacağım? Gene de dursun senin yanında dedi. Biletim işte. Şöyle 3 tane de çikolata aldım canlar. Bir de şunu aldım. Babacığım sizler de alabilirsiniz. Normal bardaktan su içerken boğuluyor diye. Benim kayınvalidemde de var. Ondan gördüm. Dedim alayım ben de. Allah haberdar da hiç bırakmasın. Bunaltmasın. Tuttuğunu altın yatsın. Babacığının mekanı cennet olsun. Anacığına da Allah sağlık versin. Ben her zaman diyorum. Beni yollamasa yollamazdı. Tamam. Benim de Erdoğan'a %50, %50, ikimizin de birbirimize ihtiyacı var. Ben de burada olmak isterdim ama Allah ayırmasın bizi. Ölene kadar zaten beraberim ama benim babacığım, anam gitti mi her şey bitti. Ben de burada isterim sabah kalkmamak, hani zaten sene boyu kakayarık saat karanlık 6'da. Ama onlar, o zaman vicdan azabı çekiyorum. Keşke gitseydim ben yarın demek istemiyorum. Babam ne, nasıl demişti? Babam hastanedeyken nasıl demişti bana? Oğlum, bugün yapacağın işi yarına bırakma. Yarına pişman olacağın işi bugün yapma. İşte ama yaparım mı? Bazen yaparım pişman olacağımız şeyleri. Ama yollay, Allah bin kere razı olsun. Ben demeden önce dedi bana. Sağ olsun, var olsun. Ha, işe gitmiş olsa, çalışmış olsa tabii ki gidemem. Uşakları bırakamam. Önceden mesela kayınvalidem vardı. Ona bıraksam bir tek bırakırım. Çok kötü bir şey olmadıktan sonra tamam, Allah razı olsun. Eltilerim var, yengelerim var, bırakırım ama şu anda Rabbime şükürler olsun. Babam ölümcül hasta değil. Allah bilir, hiçbirimizi bilemezdik de. Belki gideceğim, yetişemeyeceğim. Belki beni göremeyecekler. Bayağı yolda bir şey olacak. Onu bilemem ama öyle bir durum olsa zaten beşime giderim. Ama gidemediğim zaman da bırakacak gene bir iki kişim var. Allah'a şükürler olsun. Ama şu anda zaten benim kayınvalidem, o da bakıma muhtaç biliyorsunuz. Bir iki kişi de sormuş, Filizciğim ne oldu kayınvalidene diye bir önceki videoda. Kayınvalidem şeker hastasıydı canlar. Koronadan dolayı o da bir şeysi yok şu anda. Hani bizim gibi sağlam. Allah'a şükürler olsun. Çok çekti ama hepinizin dualarından bile. Korona oldu. Tedavisi, hani şeysi ağır geçti. Hastanede yattı. Ondan dolayı kas gerilemesinden dolayı şu esnada tedavi görüyor. Hala kalkıp tek Evde başına yani. yürüyemiyor yani. Evet, ama desteklerle hiç yürüyemezdi. Şimdi desteklerle biraz biraz yürüyor. İleride inşallah sizin de dualarınızla daha iyi olacak. Şöyle babama bu bardaktan aldım canlar. Görüntüsü ne kadar çok güzel değilse de hasta bardağı değiller bunlara burada. İki tane böyle başlığı var işte. Böyle doldurup Ama o arka tarafında delik olması beni rahatsız etti. beni de Orada etti. dikkat etmedim. Beni de Ama etti. bakarsak yaza kadar belki bir tane daha alırız. Belki de hiç sevmeyecek bunu. Takıntısı Yani. var çünkü. Belki de hiç içmeyecek ama olsun. Ben gene gideyim. Böyle suyunu moyunu en azından üstüne dökülmez diye düşündüm. Bundan bir tane aldım. Başka bir şey gerçekten almadım. Bunun da iki tane başlığı var şöyle. Eczaneden aldım bunu canlar. Sizin de hastalarınız var, yazarsınız bana. Sizler de isterseniz alabilirsiniz. Uygun yani, öyle pek pahalı da değil. Böyle canlar, pasaportumuzu, biletimizi, ilacımızı, orada Türk hattı mı? Erdoğan hepsini buraya hazırlamış, bu şekilde koymuş. Şimdi benim yapacak olduğum şey, benim de evimi toparladım. Çocuklara da bir önceki videoda gördünüz. Pastalarını yaptım. Yemeklerini yaptım. Çorbasını yaptım. Üzerimi koyacağım. Çok arkadaş gideceğiz buradan. Bu arada hiç Trabzon'a 10. aydan sonra bizim burada Frankfurt'ta yani direkt uçak yok. Kapanıyor. Bir daha yazı. 7. ayda açılıyor. 6. ayın sonunda mı? Tam emin değilim de. 6-7. ay arası açılıyor. Ondan sonra ne oluyor canlar? Yani direkt uçak 10. aydan sonra kapanıyor. Ama SunExpress, Türk Hava Yolları'na gidiyorduk. Bir
alternatif uçak çıkartmış. Buradan direkt biniyorsun Frankfurt'ta, bizim Trabzon'da iniyorsun. Yani ben direkt gideceğim. Direkt uçakta neredeyse 4 saate yakın işte gidiyorum. 3,5, 4 saate yakın bir zamanda iniyorsun Trabzon'a. Aktarmalı gitmeyeceğim. Çok da pahalıya almadık biletimizi. Arkadaşlar da beni aradılar. Allah razı olsun onlardan da. Birçok kişi aradı beni. Kifiniz böyle böyle bir uçak var. Ondan al bilet. Hem uygun hem direkt uçak. Tek uçak. O yüzden ondan aldım. Videom da uzun mu oldu gene bilmiyorum. Ondan aldık Erdoğan'la beraber. Şimdi bunları da şu çikolatalar cam olduğu için canlar el bagajına koymayacağım. Cam olan şeyler el bagajında yasak. Onları da bu valizin içine koyacağım, bir şeye sarıp çikolatalarla benim kıyafetlerimi 4-5 takım, yine 10 gün kalacağım burada, alacağım el valizi olarak yanımda 8 kilo el bagajı. Ondan sonra uşacıklarımdan ayrılacağım, önce Allah'a sonra babalarına teslim edeceğim bunları. Onlar da burada gezecekler, gidecek onlar babası her yere, bowling'e, sinemaya, dışarı. Giderler hayvanat bahçesine. Onları Erdoğan bırakmaz. Diyorum ya, önce Allah'a sonra babalarına güvenirim. Ama tabii ki isterim ki benden gelsinler diye. Hepimiz beraber gidelim diye isterdim ama olmayıştı. İşte. Olsun, buna devam da olsun. Bizim kaderimiz bu. Nereye gidersek yarım gidiyorum. Her şey uyumlu olmuyor arada işte. Elde çare yok. Yani hep beraber de canlar, mesela bir kere ben Zeynep'i aldım gittim. Hem Zeynep orada çok huzursuz öldü. Niye? Ben oraya yardım etmeye gidiyorum mesela. İki günde bir babam benim hastaneye gidiyor. Ne oluyor? O zaman gene ben de isterim ki 7-24 öteki kızlar, abalarım mesela, annem babamlar, onların da uşakları, evleri, kocaları var. 10 günde olsa onunla da gitsin işlerini yapsınlar. Onda da bunalıyorlar. Hasta bakmak biliyorsunuz, o kadar kolay değil. Hele de benzenen bir hasta öldü mü daha zor. Ama mecburuk. 4 tane kızık biz. Ben ne kadar burada olsam da benim yanımdan da bu kadar gelin. Ben bir senede 4-5 kere gidebildim. 4 kere gittik. Bir kere yalnız gittim. Bir kere daha yalnız gittim. Üçüncüde Zeynep'i aldım. Dördüncüde hep beraber gittik. Ben de istiyorum ki yazın ben çocuklarımı gezdirebiliyorsam böyle aralarda da gidip annem babamın hizmetini yapmak istiyorum. Çünkü yazın ben oraya gittiğim zaman bir ay İzmir'e canlar, 7-24 orada kalamıyorum. Benim de eşim, çocuklarım, çevresi, akrabaları, onunla da gezme kararıdır. Gonda kuşağı değil ki gittiğim yere gelsin benden bile. Zaten burada asker gibi duruyorlar, burada yaşayanlar biliyorlar. Onların da haklarından çalmak istemiyorum. İşte bu şekilde ben de herkesin gönlünü yapma istiyorum. Yani böyle ne diyeceğim de konuşulacak aslında çok şey var da bazen susmak istediğim yerlerde susarım. Aslında bu bölümde çok konuşmak istediğim şeyler var. Niye? Ben yazın gittiğimde yorum yazan bayanlar vardı ya, onlara aslında çok konuşulacak şey var da değmezler. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum canlar. Bu büyük ziyareti, anne baba ziyareti, bunları paralar hiç kimse eşleştirmesin. Ben mesela evimde çok eksiğim var, ben bunları alabilirim. Ben uşak değilim, ben de 37 yaşında olacağım. Dursunlar, hiç önemli değil. Benim halim öbürünün rengine uymayabilir, benim çemberim kazağımın rengine uymayabilir ama evimin dört dörtlük olacağına da ben huzursuz olacağıma, bu şekilde olmasını ben daha uygun görüyorum. Onlar varken biz de varım. En iyi dostundan, bak en iyi dostundan daha iyidir senin kendi büyüğün. Büyük bence, ben de kötülük gördüm. Kırk katli yabancıdan. En iyi adamımdan da kötülük gördüm. Ama ne olursa olsun büyük her zaman büyüktür. Kimse dört dörtlük değil. Benim de hatam olmuştur. Başkalarının da olmuştur. Hepsini kapatalım. Gidelim. Annemizi, babamızı, büyüklerimizi ziyaret edelim. Parayı her zaman kazanırız, çalışırız. Kimseden de 1.000 lirasına ben 1 lirasını asla tenezzül etmem. Terimle, annemin hakkında, eşimle çalışırım. O da beni yollaya, Allah razı olsun. Gidiyoruz, ziyaretimizi yaparız. Hadi cesuz gibi kefiliz. 10 günde ne olur? Benim için her şey olur. Benim için bir yudum su vermek bile
bir mutluluktur. Yani ben demem ki ben tatillerde kafama göre gezdim de işte babamı bıraktım. Ha şimdi ne yapacağım? Giden geri gelmeye canlar. Yapacak hiçbir şey yok. Sizin de bu benim gidip gelmelerimde en başta sizin çok 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 emeğiniz var. Zannetmeyin bu beğeniler bir işe yaramay, yorumlar bir işe yaramay, beni izlemeniz bir işe yaramay. Açarım kollarımı size de dua ederim. Her zaman, her kalbimden geçtiğinde benim buraya gitmemin sebebi %99,5 sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bana bu iyilikleri yaparsınız, bu kanalı yücelerim. Sizin karşınızda, sizin emeklerinizle biz bir yerlere gelirik. Sıkışmayarak, sıkıştığımız yerde imkanımıza yetişiyorsunuz. Çok teşekkür ederim size canı yürekten. Allah razı olsun hepinize. Çok çok sağ olun canlar, var olun. Dediğim gibi uzatmayayım. Biz yola çıkacağız. Şimdi saat akşam, Perşembe, Cuma akşamımız bu arada mübarek olsun şimdiden. Hayırlı sabahlar olsun izlerken. Kaçta atacağımı bilmiyorum. Siz bunu izlerken ama büyük ihtimal ben havaalanında olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Artık Türkiye'de görüşmek üzere bir sonraki videomda. Buranın inişinde videomuzu inşallah bitireceğim. Özlediğiniz annem, babamı bilirim, kız kardeşlerimi de. Çekebildiğim kadar çekilmek isteyenleri çekerim size çekebildiğim kadar. Çekemezsem de hakkınızı helal edin. Belki hiç video çekemeyeceğim, bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ben bir tarafım çok sevinçli, bir tarafım üzgün. Zeynep'im üzgün çünkü. Birazcık üzgün, birazcık mutlu teyzeleri. Öyle. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi, bizden desteklerinizi esirgemeyi, güçlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın canlar. Hoşça kalın. Tschüss. Tschüss.